arkadaşlar, uzun bir aranın ardından yine birlikteyiz. Korona yüzünden ayrı kaldık, canlı yayınlarımızı sıklıkla gerçekleştiremiyoruz. Kupa FM'de hala canlı yayınlar devam ediyor. Haber programlarını elimden geldiğince ben de hayata geçirmeye çalışıyorum. Turhan orada devam ediyor canlı yayınlara. Biz de madem evdeyiz, madem evde kalıyoruz, o zaman buradan canlı yayın yaparak dostlarımızla sohbetlerimizi paylaşalım istedik. Bugün bir şey soracağım konseptiyle hayata geçireceğimiz bu canlı yayınlardan ilkini gerçekleştireceğiz. Biraz heyecan var mı derseniz, evet var tabii ki. Ama çok keyifli bir sohbet olacağına inanıyorum. Çünkü iyi bir dostumla gerçekleştireceğiz bu sohbeti. Volkan Yaran, Silivri'de tanımayan yoktur diye düşünüyorum. Müzik öğretmeni olarak aslında Silivri'ye ilk atanması öyle gerçekleşti. Sonra yavaş yavaş hayata geçirdiği projeleriyle tanıdık onu. Birbirinden değerli saz koleksiyonuyla tanıdık. Ve bugün güne başlarken bana da bir sürprizi verdi. İlerleyen günlerde bir projemizde birlikte çalışacağız. Onun hazırlıklarını gönderdi. Paylaşsak mı, paylaşmasak mı derken dedik ki madem öyle akşam hem bir canlı yayın gerçekleştirelim hem de bu keyifli projeyi birlikte paylaşalım. Birazdan o da yayınımıza katılacak ve ondan öğreneceğiz bakalım Volkan Yaran kimdir? Bundan sonraki projeleri nelerdir? Bugüne kadar neler hayata geçirmiştir? Hepsi dakikalar içerisinde burada olacak. Sorularınız olursa, ben de ilk kez yapıyorum, buradan okuyabilecek miyim bilmiyorum ama sorularınız olursa belki onları da cevaplamaya çalışırız. Volkan da şu an aramıza geldi. Hoş geldin Volkan. Dilersen canlı yayına da geçelim. Nasıl yapacağız onu? Bulabilirsek bulacağız bakalım. Evet. Şöyle. Evet. Evet, şimdi Volkan'ı bekliyoruz. Birazdan burada olacak ve işte o bahsettiğim. Merhabalar. Merhaba Volkan, hoş geldin. Dik tutarsan telefonu daha iyi olacak galiba. Olur sevgili dostum. Hemen ayarlayalım. Ben kısaca bir özetledim sen gelmeden evvel. Silivri'yi Volkan Yaran ismini müzik öğretmeni olarak tanıdı ama orada da çok değerli öğrenciler yetiştirdiğini ben biliyorum. Birçok program yaptık birlikte. 23 Nisan'larda canlı yayınlar gerçekleştirdik. Benim Bay Birinci Jingle'ını da o programlardan birinde kaydetmiştik zaten. Sonraki yıllarda da hem serginle, koleksiyonunla hem de hayata geçirdiğin nice projeyle Silivri seni çok yakından tanıdı, sevdi. Kısaca Volkan Yaran kimdir diyerek başladı mı sohbetimize? Teşekkür ederim sevgili dostum. Öncelikle buradan senin nezdinde tüm ilçemize, tüm izleyen sevgili sanatseverlere merhaba demek istiyorum. Volkan Yaran ben. 1980 İzmir doğumluyum. Yaklaşık 10 yıl kadardır Silivri'de yaşıyorum. Senin de bahsettiğin üzere yaklaşık 12-13 yıllık görev süresince öğrencilerime, çocuklara müziği anlatma adına bir yola çıktım. Ve o yolculukta işte senin gibi güzel dostlar sanata, müziğe dair olsun. O yolculuğumda hep hebeme bir şeyler katmaya çalıştım. Ve ben de olanı, öğrendiklerimi paylaşmaya, aktarmaya çalıştım çocuklar. Çok güzel. Bizim de ilk temasımız kasaba şiir grubumuz vardı. Muharrem abiler, Tevfik hocalar, Başak hocalar bizlerle birlikteydi. Şiir geceleri evet. Yapıyorduk. Orada da birlikte çok güzel çalışmalar yapmıştık aslında. O özleniyor sanki değil mi Ara? Yani o dönem evet. Akabinde tam müzikle şiir iç içe. Yine Silivri'den eşlik eden Muharrem abi olsun. Hani birçok müzisyen dostlarımız da vardı. Umarım bu zorlu günler geçer. Yine hem ülkemiz hem dünya Silivri'de sanatta, yaşama dair güzel günlere kavuşur diye ümit ediyorum. Evet, bu zorlu günlerde neler yapıyorsun? İlk önce aslında ondan biraz bahsetmek lazım. Ben evde yayınlara başladım artık görüyorsun. Siz de durmadığınızı biliyorum aslında. Derya Hocam da oradadır mutlaka. Selamlarımızı iletelim. O da sen bağışın de. Bağışın, o da çok selamlar. İdealist öğretmenlerimizden ikisisiniz. Silivri'ye Canım Kurban diye bir belgesel yaptım. Kısaca izleyicilerimizle de paylaşayım istiyorum.
idealist öğretmenin ne kadar önemli olduğunu orada ortaya koyduk aslında. 1973 yılında Silivri'de müdür yardımcısı olan Mehmet Temel Erdoğan hocamız, rahmetli anlıyoruz kendisini. Burada bir folklor ekibi kurulmasını istiyorlar kendisinden. Ve o da madem öyle Karadeniz yöresi, Silivri yöresi öğrenmeyeceğimize kendi yöremizi çıkartalım diyerek bir yola çıkıyor. Silivri yöresi öyle inşa oluyor. Eğer Temel Hoca olmasaydı, onun o idealist yaklaşımı olmasaydı, hem bugün Taner Çetinler, Kemal Tufanlar, işte Özcan Sütçüoğulları falan yetişmeyecekti. Hem de ki Kemal abi, hani lafını böldüm ama Kemal abi hani dünyada hani heykel anlamında bilinmiş bir sanatçı oldu. Bugün orada yetişen, o yıllarda çocuk olan Taner Çetin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kültür müdürü. Kültür müdürü, evet Taner abi. Kültür abimiz Kumburgaz Belediyesi'nde belediye başkanlığı yaptı. Daha ismi aklımıza gelmeyen onlarca isim. Mutlaka ben tüm kalbimle inanıyorum ki sizin öğrencileriniz arasında da ilerleyen yıllarda bu tarz isimleri duyacağız, diyeceğiz ki bu da Volkan'ın öğrencisiydi. O idealist yaklaşım oldukça güzel. Bir de koleksiyonun var senin. Birkaç kez Silivri'de evet. Sergiledim. Başka üniversitelere de gittim. Oralarda da sergiledim. İlk önce nasıl hayata geçirmeye karar verdin? Ne zaman başladın onları toplamaya? Öğrenci sevgili Kamil, öğrenciliğimden beri çalgılara olan ilgim büyüktü. Tabii müzik öğretmenliği sınavlarını da kazandığımda 2000'li yıllarda. Tabii orada müzik üzerine de akademik bir eğitimle birlikte çalgıları iyice tanımaya başladım. Ve gördüm ki gençliğimde o heyecanla her bir çalgının bir insan gibi bir karakteri olduğu, bir sesi olduğunu fark ettim. Ve kendi okulda öğrendiğim ana çalgım, işte keman ve yan branşım piyano ses eğitimi. Bu çalgıların dışında değişik, okula girmeden önce bağlama çalıyordum. Değişik çalgılar edinmeye başladım. Öğrenciyken işte çeşitli üniversite bünyesinde gittiğimiz ses yarışmaları olsun, halk oyunları yarışmaları olsun. Böylelikle 2014 yılına kadar bir arşiv oluşturmak ümidiyle toplamadım. Öyle bir planlı hazırlık değildi ama 2014 yılında bir gün böyle odada onları bütünüyle gördüğümde arkadaşlarla sohbet esnasında da bunları artık hani paylaşmam gerektiğini. Ya bu çalgıları zaman zaman iki haftada bir okulda öğrencilerime götürüp onlara mutlaka yaşatmaya çalışıyordum. Sadece evde kalsın istemiyordum. Böylelikle bir geriye dönüp baktığımızda 16-17 yıl oldu. Ve o 16-17 yılda da şu an 80'in üzerinde ülke ve sayısı 500'e yakın bir arşiv oluştu. Çok güzel yer. Mesela evet, çok özür dilerim. Evet. Mesela biraz kamera açısı görüyorum bilmiyorum. Burada 1800'lü yıllara ait Busson Paris modeli bir eski bir kilise orgunun küçüğü var, minyatür hali. Havalı tamamen. Kesinlikle bir enerjiyle çalışmıyor. Ayak pedalları aşağıda ve küçük formda bir kilise orgu. Arşivimdeki en eskilerden bir tanesi örneğin. Yine mesela bir ses örneği de verebilirim. Peru'dan bir kemik flüt. Çok güzel. Şöyle işlemeleri olan. Merak ettim şu an. Olur. Baş hayvan kemiğinden yapılma Kuena diye Peru flütü olarak geçiyor. Şöyle detayını gösterebilirim. Çok güzel gerçekten. Ya bir de Silivri'de birkaç kez sergilendi ama şans eseri ben örneğin Le Bourgaz'da bir röportaj için bulunuyordum.
belediye binasına belediye başkanıyla görüşmeye geldiğimde bir baktım belediye binasının girişinde Volkan Yaran sergisi, bu eserler, bu enstrümanlar oradaydı ve seninle de görüşme şansım bulmuştum. Sadece bu benim yakalayabildiğim bir tane ama biliyorum ki birçok yerde de sergiledim bunları. Nerelere gittin? Evet, şimdiye dek ilk az önce paylaştığım gibi sevgili Kamil, 2014'te Silivri'de ilk heyecanla Silivri Belediyesi bünyesinde açtım. 2015'te senin de bildiğin üzere Lüleburgaz Belediyesi'nin Kültür Müdürlüğü'nün davetiyle açtım. 2016 Kasım'da Balıkesir Üniversitesi, mezun olduğum üniversiteden bir davet almıştım. Orada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi paydaşlığında açtım. 2017'de Büyükçekmece Belediyesi'nin çok profesyonelce yürüttüğü Uluslar Kültür Sanat Festivali, Uluslararası. 2018 Kasım'da Kültür Bakanlığı davetiyle ve Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü paydaşlığıyla Ankara'da sergiledim. Yine 2018 Nisan'da ondan önce Rumeli Üniversitesi, Silivri İlçe Milletin Müdürlüğümüz ve Silivri Belediyesi paydaşlığında, Silivri Kaymakamlığımız paydaşlığında Silivri'de arşivi daha da genişleyince ikinci bir sergiyi 4 yıl sonra açmış oldum. Evet. İnşallah daha nice yerlerde göreceğiz diye umut ediyorum ben bu eseri, sergiyi. Daha evvel de aslında sohbetlerimizde ben dile getirmiştim ama hep böyle bir müstehsi tebessüm edip üstünü kapatmak durumunda kalıyoruz. Aslında bu serginin senin evinde de büyük bir yer kapladığını biliyorum ve ulaşımı işte böyle üniversitelere gelirken zorlandığını da biliyorum. Keşke yani birileri izliyorsa diye buradan da söylemek istiyorum. Keşke aslında bir araç, böyle bir minibüs olabilir, bir otobüs olabilir. Gezici sergi halinde, evet. İşte hem Trakya'yı hem Türkiye'nin belki birçok yerini gezip görebilse Silivri tandanslı bir kültür sanat hizmeti olarak da oldukça etkileyici olacaktır. İnşallah ilerleyen yıllar bunu getirecektir diye umut ediyorum. Çünkü sen bu işin peşindesin. Evet. Bırakmadığında çok aşikar. Mutlaka bir yolunu bulacağına ben tüm kalbimle inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayalim işte ilerleyen zamanlarda bu çalgıları bir güzel bir mekanda, ahşap bir mekanda sergileneceği bir Volkan Yaran Uluslararası Çalgı Müzesi. Evet. Bir taraftan öğretmenlik de devam ediyor. Şimdi aslında bu korona yüzünden biraz sekteye uğradı. Ama nasıl oluyor? Çocuklarla internet üzerinden derslerle görüşüyor musunuz? Oluyor mu? Şu an hani uzaktan eğitimin asıl ağırlıkta olduğu bakanlığın sistemi EBA da daha çok akademik ana derslerin etkinlikleri, çalışmaları aktif olarak devam ediyor. Tabii bizim müzik, beden, spor gibi derslerin de etkinlikleri ara ara olsa da ana dersler çocukların ana konuları anlamaları adına onlar aktif devam ediyor. Ama ben yine birebir okulda Güzel Sanatlar Lisesi'ne hayal eden, orayı kazanmak isteyen yetenekli öğrencilerimi 2-3 yıl öncesinde sene başında keşfettiğim öğrencileri hazırlıyorum. Konferans yöntemiyle, yine telefonla, internet üzerinden. Tabii bu süreç ilk önce 15 gündü. Akabinde hani daha da malum virüsün devam etmesiyle dolayı daha da uzadı. Buna dair de benim de ne yapabilirimi düşünerek yola çıktığım bir çalışmanın hazırlıklarındayım işte. Çeşitli sanatçı hocaları, Kültür Bakanlığı bünyesinde hem icra da özellikle değerli hocalarım, arkadaşlarımdan çalgıları tanıtmaları adına geneli yayılacak bir çalışmanın hazırlığındayım. Önceki günlerde de o tamamlayınca periyodik olarak çocukların bu uzaktan eğitim sürecinde çalgıları, özellikle Türk müziği çalgılarını tanımaları adına
bir yolculuk başlayacak bakalım. Çok güzel. Biz de merakla bekliyoruz. Bu arada idealist öğretmenlikten bahsettik senden Derya hocamdan. Silivri'de birkaç tane daha böyle öğretmen bulmak mümkün. Ama şu an izleyicilerimiz arasında katıldığını gördüm göz ucuyla. Bir idealist öğretmen örneği olarak ilçe milli eğitim müdürüne de sahibiz artık. Zekeriya hocam da şu an izleyiciler arasında bulunuyor. Ona da selamlarımızı gönderelim buradan. Zekeriya hocam liseden öğretmenimdi. Şimdi yıllar sonra Silivri'de denk gelmek benim için de keyifli oldu. Belki ilerleyen akşamlarda hocam sizinle de böyle canlı yayın gerçekleştiririz. Malum koronadan dolayı radyoda yayınlarımızı yapamıyoruz ama buradan dinleyicilerimize, izleyicilerimize ulaşıyoruz. Uzaktan eğitimden bahsettik Volkan. Uzaktan eğitim işte bu koronanın hayatımıza soktuğu kavramlardan bir tanesi. Ama Derya hocamla biz aslında uzaktan eğitimi daha evvelden başlattık sanki. Evet, doğru. Yol haritam projesinde senin de desteklerinle eşimi yürüttü. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi bünyesinde tüm okula hatta proje yani sadece Silivri'de kalmayıp dışarıdaki uzak illerdeki bazı köy okullarında da yakın arkadaşlarımızın, dostlarımızın talebi üzerine onlarla da paylaşıldı. Çocukların LGS'deki sınava hazırlık hani kapsamlı bir şekilde çok sağ olasın. Hani sen de bu noktada kavramların seslendirilmesi noktasında büyük değer katmış oldun. Kare kodlarını okutuyor çocuklar ellerindeki kitapçıklardan. Evet. Sen YouTube'dan seyredebiliyorlar dersin. Hatta geçen eşimle konuşunca o şu tabii üzücü şu durumlar olmasaydı keşke ama asıl o çalışmanın hani şu günlerde daha da anlam bulduğu çocukların çünkü ne kadar uzaktan eğitim de olsa ellerinde bir materyalin olması onun bulunması bu anlamda güzel oldu. Umarım hani Silivri'de öğrencimize dair güzel değer katacak elimizden geldiğince buradan bu arada ilçe müdürümüz Sayın Zekeriya Hocam'a da buradan selamlar, sevgiler yolluyoruz. Umarım ilçemizde hem eğitim hem kültür sanata dair birlikte güzel çalışmalar yapmak ümidiyle gidiyorum. Kesinlikle hiç şüphem yok. Çok daha güzel günler inşallah şu korona belasını atlattıktan sonra Silivri için gelecek bir bölümde hiç şüphem yok. Bir de hani öğrencilere yönelik işte ben ilk gençlik yıllarımda daha doğrusu çocukluk yıllarımda bu idealist öğretmenlerden bir tanesine Uğur Özen diye bir hocama denk gelmiştim. O bizi tiyatroyla tanıştırdı. Bugün işte seslendirme yapıyorsam, radyoculuk yapıyorsam bunların hepsinin temelinde o tiyatro yılları var benim için de. Tiyatronun şöyle bir katkısı da var insan gelişimine. Hayal gücünü de güçlendirebiliyorsun. Birinin yerine koyuyorsun kendini ve empati yeteneğin de güçleniyor. Sen de derslerinde görüyorum ki hatta ulusal basına da yansıdığını biliyorum. Müzik yapıyoruz ama müzik yaparken hayal gücünü de işin içine katmak için sebzelerden bir şeyler yapmıştınız galiba. Yanlış evet, bir 2-3 ay önceydi doğrudur. Havuçtan, patatesten okulda önce ben evde denemelerini yapmıştım. Bir sonuç alınca okulda öğrencilerime işte çalmaya başladım. Sonra merak eden özellikle ilgisi yeteneği olan öğrencilerim onlara da birer havuçtan patatesten hatta ulusal basın okula gelip bir çekim gerçekleştirmişti. Bu noktada hani sevgili Kamil hani müzik derslerimiz bir saat keşke daha fazla olabilse. O bir saatte müfredata tamam periyodik aşamalarla hani bağlı kalmaya çalışıyoruz tüm müzik öğretmenleri olarak. Ama bir gözden kaçırdığımız bir şey var ki çocuğa hani müziğin teorisini, notayı, işte eserleri, müzik eserlerini işte anlatmaya çalışırken müzik terimlerini çocuk aslında hani bir bakıyoruz ki kültürden hani ait olduğumuz işte müzik kültüründen, halk kültüründen aslında uzak yetişmiş oluyor. Müfredatta elbette hani bunlar var ama o 40 dakika süresi içerisinde bunları çocuğa yaşatarak aktarmak gerektiğini düşünüyorum.
O amaçla zaten bu çalgıları, işte bir Çin çalgısını, işte bir Kazakistan domburasını, işte bir Japon çalgısını, bir Afrika korasını derslerime götürüp birebir. Hatta resim yeteneği olan öğrencilerim de onların zaman zaman çizdiğini, resmettiğini de görüyorum. Bu mutlu ediyor. O anlamda hani benim buradaki bütün yola çıkış amacım hani o 40 dakikada çocuğa, öğrenciye o kültürü. Çünkü bir nevi bizim müzik dersi, bir kültür dersi. Ülkemizden başlamak üzere, hatta Silivri'mizden başlamak üzere bunu ilçe, il, ülke genelinde, sonra dünya bu hayalle aktarmaya çalışıyorum. Çok güzel. Bu 500 parçadan oluşan enstrümandan bahsettik az önce. Onlardan bir tanesini de dinledik. Şöyle uzanıp da erebileceğin mesafede var mı, bize paylaşabileceğin? Mesela bir kırgız flütü var. Çopa çor diye geçiyor. Şöyle özel işlemeleri. Kırgız müzikleri de var üzerinde belli. Evet. Zaten hani çalgılarda da bunu görüyoruz. Hani birçok tarihi mekanlarda da, kıyafetlerde de, birçok kültür dünyada, özellikle Asya kültürleri, kendi kültürlerini yaşatmak adına mutlaka bir iz bırakıyorlar. Bu da Kırgızlardan bir toprak flütü. Evet, dinleyelim bakalım. Son derece keyifli. Aslında bunların hepsinin içerisinde barındığı bir konser gecesi de düzenlemek gerekir mi? Yani şimdi sergilerin dışında sevgili Kamil, Balıkesir Üniversitesi'nde, Gazi Üniversitesi'nde, en son Trakya Üniversitesi müzik bölümünün davetiyle oraya gitmiştim. Tabii sergilerin büyük bir yoğunluğu, uğraşı olduğu için zaman zaman da mini konser, konferans şeklinde etkinliklere gidiyorum davet geldiği sürece. En son Trakya Üniversitesi'nin davetiyle gitmiştim müzik bölümünün. Yaklaşık 20-25 çalgı götürmüştüm kendi imkanlarımla. Orada aynı senin dediğin gibi her kültürden ard arda eserlerin ve çalgıların organik açıdan anlatımlarının da gerçekleştiği bir dinleti olmuştu. Evet, çok güzel. Bugüne benim güzel başlamı sağlayan haberlerden bir tanesi, bugünü güzelleştiren ilk ve tek haber zaten senden aldım. Bir ses kaydı aldım. Önümüzdeki günlerde geride bıraktığımız yıl içerisinde bizim çekimlerini gerçekleştirdiğimiz Şehrin Simgeleri diye bir projemiz var. Evet. Bu projeye başladığımız günden itibaren ben sana bunun müziğinde beraber çalışmak istediğimi söylemiştim. Her zaman da ne istediğimi, nasıl bir melodi, işte böyle bir Mahallenin Muhtarları sıcaklığında ya da Yeşilçam filmleri sıcaklığında bir melodiye ihtiyacım olduğunu söylemiştim. Bugün WhatsApp'ımda o melodiyi duyarak uyandım. Bir kere çok mutlu oldum, çok teşekkür ederim. Çok ben güzel, teşekkür ederim. Renk katacak belgeselimize. Onu da aslında Mart başında Çorlu için yaptığımız bir belgesel vardı. 7 Mart'ta onun galasını yaptık. 200-300 kişilik bir salonda tamamına yakın dolu bir gösteri gerçekleşti. Çok mutlu bir gün yaşamıştık bugün. Aynı şehrin simgeleri içinde böyle bir gala planlarken birden bu korona mevzu ortaya çıktı ve galamızı biraz ötelemek durumunda kaldı. Ama montajlarını bitirmek üzereyiz. Müziğimiz de geldi sayılır. Üzerinde sadece bir Mustafa'larla birlikte çalışmamız gerekecek son olarak. Ama şimdi belki biraz bir kuple dinleyicilerimize, izleyicilerimize dinletebiliriz. Olur. Şimdi
Öncelikle hani senin bu belgesel üzerine son 3-4 yılda Sivri Can Kurban'la hani başlayıp elbette hani birlikte sohbetlerimizde birçok alanda hani bu anlamda hazırlıklarının olduğunu hani biliyorum. Hem belgesele dair, şiire dair, edebiyata dair hani ilgini. Bu da onlardan biri. Ben çok mutlu oldum hani sen böyle bir şey benimle paylaşınca. Sonuçta burada yaşıyoruz ve senin de bahsettiğin üzere hani ilçemizde burada simge olmuş. İşte Şekerliğine'den değil mi? Böyle simge isimleri anlatacağım belgeselde müziklerini hani benimle paylaşıyor olman benim bu anlamda hani katkı sunuyor olman beni çok mutlu etti. Şimdi dilersen onun ilk kaydını biz sevgili belki dinliyorlardır. Hüseyin Yamalı ve Hüseyin Atış klarnet kanun. Evet. O kaydın üzerine ben de lavta ile eşlik edeyim. Tamam. Şehrin simgeleri. Vallahi süper oldu. Belgeselle de çok keyifle özdeşleşeceğim. Şu an gözümün önünde canlanıyor benim yani. İşte Cahit amcamız anlatırken, Ali Korsan anlatırken, Ercan Çakır anlatırken altta bu melodiler yine Silivri için güzel bir şeyi hep hayata geçirmiş olacağız. Ben güzel çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğim bir şeyler? Ben teşekkür ederim. Hani böyle bir değerli zamanı paylaştığın için. Paylaşmamıza da böyle bir düşünceyi, bir şey soracağım fikriyle hani yola çıkmış olma. Çok çok teşekkür ederim. Umarım bu güç günler tez zamanda geçer. Hem okula çocuklara dair hem ilçemize, ülkemize. Umarım tez zamanda geçip sağlığa, sıhhate dünya olarak kavuşuruz diye ümit ediyorum. Kesinlikle bu dileklere katılmamak mümkün değil. Ben çok teşekkür ediyorum. Hakikaten en kısa zamanda yüz yüze böyle internetten değil, yüz yüze çaylarımızı, kahvelerimizi içerken bıraktığımız yerden sohbetlerimize devam etmek mümkünler. Derya Hocama da selamlar. Tekrar Baş görüşmek üzere. üstüne çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Hoşça kalın. Evet efendim. Bir şey soracağım. Yayınlarının ilkini gerçekleştirdik. Kıymetli dostum Volkan Yaren bu akşam konuğumuzdu. Haftada birkaç kere bu canlı yayınları gerçekleştirmeyi düşünüyorum en azından şu karantina süreci içerisinde. Umarım keyifli bir sohbet sizler için de hayata geçmiştir. Bir sonraki bir şey soracağım da buluşuncaya kadar. Hoşçakalın.